Herkese selam, 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 selam. Açacağız anneciğim, bekle. Nasılsınız? İyi misiniz? Gel, gel hadi, gel meraklı. Bay bayım, bir bay bayım. Bir bay bay yapar mısın? Evet. He, bay bay yaptım anne, he. Hadi bay bay yap. Açacağız anneciğim, açacağız, tamam açacağız. Aa, bu da benim gibi aynı anasının oğlu işte. Mis. Evet, bizler geldik, bir videoyu kapattık, yeni bir videoya geçtik. Hatta o videoyu yayınladık bile. İzlediniz mi acaba? İzleyenler lütfen yoruma. Anneciğim açacağım bebeğim. Şimdi benim internetimde bir problem vardı. Normalde ben 11 gibi yayınlıyordum. Fakat yayınlayamadım. Sonra hemen canım Turkcell'i aradık ve modemimizi değiştirdik. Wi-Fi 6'ya geçtik. 500 megabitte internete geçeceğiz şimdi. Sinan onunla uğraşıyor. Al suyunu içebilirsin. Bu arada Mertel'e suluk aldım. Skipop markasının şöyle çok güzel tatlış bir suluğunu aldım. Su doldurayım mı sana onda? Var suyun ama. Doldurayım mı su? Su dolduralım mı? hemen Wi-Fi 6 modeme geçtik. Bizim burada fiber var ve fiber kullanıyoruz. Ama anneciğim atma, bir tanem kırılır kuzum. Aşkım atma bir tanem. Şimdi kargom geldi. Mert Ali de sabırsızlanıyor. Demiştim bir önceki videoda bir siparişim daha var, gelmedi diye. Hemen açalım mı? Bakalım mı neymiş? Tamam açalım. Bekle, ama seni nasıl yapacağız? Sen şöyle dur. Tamam mı? Ben göstereceğim. Sana... Tamam, açıyorum, 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 açtım. Aa, kargo meraklısı kız. Açıyorum. Evet. Tamam, açıyorum anneciğim. Bir tane şöyle V yaka ve hafif yakası böyle V olan fitilli kumaştan. Tamam, bir dakika, hemen geliyorum. Gel. Gösterdiğim gibi şöyle V yaka bir beyaz tişört aldım. Bunun başka rengini de almayı düşünüyorum. Çok güzelmiş. Kumaşı da böyle benim sevdiğim kumaştan. Al bak bakayım nasılmış. Sonra ama yere atılmaz anneciğim. Yani yıkanacak zaten de. Yere atmasan iyi olur. Bir tane de bunun kumaşı tam benlik değil ama neyse. Şöyle V yaka hafif parlak bir kumaştan. Böyle patlıcan morumsu kahve, morlu kahve gibi. Böyle daha iyi. Heh. Şu şekilde V yaka, hafif in, yani bayağı ince, hatta ip incecik. Kalkma anneciğim. Bir uzun kollu, bir düz bir bluz. Son olarak bende bu pantolonun kot rengi vardı. Hatırlayanlar elbet vardır. Uykun mu var anneciğim senin? Yeni uyuduk ama neyse, bir daha uyuturuz. Şu şekilde hatırlayanlar vardır. Kot jean şeklinde olanı vardı. İspanyol paça. Siyahını da aldım. 46 aldım ki zaten 46 giyiyorum bu pantolonda. Bir de esneme payı da var. Bayağı esnek çünkü. Çorabını çıkardım. Niye çıkardın? Böyle bayağı esnek görüyorsunuz şu an. Şu kısımları da esnek. Böyle bir pantolon aldım. Tekrar indirime girmişti. Trendyol alışverişim bu kadar. MNG kargo gelecek. MNG kargodan bir alışverişim var. Gelince onları da gösteririm. Anneciğim al, tamam bak al. Evet, kağıt hastasıyız. Bu pantolonun kalıbını çok beğendim. Bir de bunun grisi var. Galiba onu da alacağım.
Çünkü bir tane siyah pantolona ihtiyacım vardı. Hiç yoktu. Ve bir de gri füme renkli olan var. Onu da alacağım. Çok beğendim. Hatta beyaz tişörtü de bunun üstüne aldım. Ya beyaz tişörtün kalıbına, tarzına bayıldım. Ben bunu 4XL aldım. Biraz salaş dursun üstümde diye. Ay iyi ki de almışım ya. Başka renklerine de bakayım bunun ben. Çok güzelmiş. Gerçekten çok beğendim. Hiç giymeyeceğim. Giymeden ve denemeden doğru yıkamaya atıyorum. Şöyle etiketli. Efendim anneciğim. Şu şekilde. Çok hoş duruyor. Çok beğendim. Biraz tozutuyor ama yıkanınca geçecektir. Çünkü depolarda duruyor malum. Onun da etiketini koparabilir miyim? Koparabilir miyim? Dur ben koparayım. Evet, onun da etiketini kopardım. Güzel mi Mert'eli? Sence güzel mi? Hı? Bugün Süper Online'cı çocuk iki defa geldi bize. Birincisinde bir kablolarımıza baktı. Sonra işte Wi-Fi 6 modem söyleyin deyince biz Wi-Fi 6 modem söyledik. Mert Ali ile çok iyi anlaştılar. Neyse sonrasında çok affedersiniz Mert Ali pırt yaptı. Ondan sonra çocuğa bakıyor şimdi acaba anladı mı diye şöyle bir bakıyor. Ondan sonra çocuk anladı ama hani bir şey dedi mi gülecek gülemiyordu. Mert Ali utandı, büzüştü, böyle 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 yapa yapa koynuma sokuldu. Sen pırt mı yaptın? He? Pırt mı yaptın sen? Hayır pırt. Hayır pırt değil. Pırt. Tamam. Ama efsane oldu. Allah aşkına yapsana. Hayır o öyle değildi ama sen yanlış biliyorsun. Ay yavrumun boynu isilik olmuş. Terden. Hemen bir krem süreyim. Bunu yapmasındaki sebebi size hemen açıklayayım. Çocukluğumuzda şöyle bir reklam vardı. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Onu yapmaya çalışıyor. Fıstık. Fıstık. Evet bunu öğrendik şimdi. Hadi yap fıstık yap anne. Fıstık yap bana. Bip bip yap. Bip bip. Çıkamazsın anneciğim. Ben çıkaracağım seni. Hadi bip bip yap burnuma. Bip bip. Anasının eşyalarını yere atıyor. Ben senin eşyalarını yere mi atıyorum? Yıkayınca. Boynu isilik olmuş. Hemen bir pişik kremi sürmem lazım. Ya da bir anne öpücüğü. Çok kötü olmuş. Huviya siviya baba biya baba biya. Nasıl yapıyoruz Mert'le? Nasıl yapıyoruz Bu çocuk bağlanmadan asla bu sandalyede durmuyor. Bakar mısın? Bakın bakın. Ayaklıktan destek alıyor. Bakın. Düşecek babası. Bak 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 gördünüz mü?
Neyse gençler ve genç kalanlar, ben bunları yıkamaya atıyorum. İlerleyen dakikalarda gene görüşürüz. Birazdan yemek yapacağım. Ne oldu aşkım, yükseltebildik mi 500 megabit'e? Şu anda şey, yoğun olduğu için ulaşamadım. Şeyi ara, Pendik'i. Vereceğim oldu. Bize belki Pendik bakıyordur. Dur oğlum. Dur babam. 1000 megabit'e kadar hız desteği varmış. 1000 megabit. İlla şey, teknoloji ağzıyla konuşacak benimle. 1000 megabit dedim, bir şey demedim ki. 1000 megabit dedim ya ben. Ben onu duymadım. Yani onu düzeltmek için söylemedim, emin ol. Bu boynu çok fena Mert'in. Baksana boynuna. Krem gibi bir şey sürmemiz lazım. Tamam anneciğim, gidiyoruz. Mert'in uykusu geldi. Mecbur uyutacağım. Tamam gel. Ne oldu, geldin de? Bakabilir miyim boynuma bir? Ama masanın üstüne çıkamazsın. Günah, orada biz yemek yiyoruz. Oğlum günah. Hadi in. Ben de kalkıyorum zaten. Böyle gençler, beğendiğiniz bir şey olursa linklerini atarım eğer stokta kaldıysa. Hadi ben gittim. Akşama galiba pilav yapacağım. Çünkü kocamın canı pilav istiyor. Yanında da tavuk yapacağım. Haşlama tavuk. Böyle. Bizim evde hala fix aynı şey. Pilav tavuk devam ediyor. Pilav tavuk. Ertesi gün pilav tavuk. Asla makarna olmuyor. Oluyor da. O da ben canım isterse. Sonra ertesi gün pilav tavuk ama kızartma tavuk. Pilav köfte. 85 megabit alıyoruz şu an. Normalde 100 megabit alıyoruz. Wi-Fi'de bu. Bu Wi-Fi'de. Ha? Bu Wi-Fi'de. Evet. Upload'um? Upload'da 10 civarında falan. Evet doğru. 10 upload 85 megabit. Bizim şu an internetimiz 100 megabit. Biz onu yükselteceğiz. 500 megabit yapacağız. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Neyse, hadi gittim. Çok konuştum gene. Selam canlar. Kargom geldi. Patırtıdan bir alışverişim olmuştu. İnşallah beklediğim gibi bir şey gelmiştir. Yoksa cinnet geçiririm. Yani. Bu keten gömlekler, pantolon takımlar var ya, onlardan zannettim ben bunu. Şöyle siyah bir kumaştan. Şöyle. Ama giyilmeyecek gibi asla değil. Kalın bir kumaşı var. Şöyle. İçine de beyaz bir tişörtle. Şöyle uzun kollu biraz ama yani kollarını kıvırabilirsiniz. Bayağı kıvırırsınız ya da kestirip dikiş de attırabilirsiniz. Uzun kollu bir takım böyle ama nasıl olacak hiç bilmiyorum. Denemem lazım. Üste bakayım, bir deneyeyim üstü nasıl olacak. Şu an üstümle çok alakasız ama altıda dediğim gibi şöyle. Yani rahatsız edecek gibi durmuyor. Beyaz ayakkabılarla falan güzel giyilir ya, değil mi aşkım? Evet. Belli de sıkıştırmalı böyle eşofman gibi. Güzel duruyor şimdilik. Yani böyle bir yere giderken ne bileyim bir nişan bir şey olur. Giyilir mi? Ceketi giyilir de altından emin değilim. Neyse, aşağıda yine bir holiganlık söz konusu. Deneyeceğim bunu.
Ona göre karar vereceğim ama keten bir takım, bu tarz bir takım, böyle yazın giyebileceğim efil efil bir takım istiyorum. Buldum. Belki bunu iade ederim. O bulduklarımı alırım. Çok kararsızım. Deneyip bakacağım nasıl olduğunu. Şimdi Mertel'iye erişte yapıyorum. Anneannemin ayran, yani anneannemin kışın yapmış olduğu eriştelerden, şöyle onun yiyeceği kadar akşam bir erişte yapıyorum. Yumuşacık olsun. Bunu yesin. Bizimki de burada geziyor. Aa, gitti. Böyle yani. Bizim ne yiyeceğimizi daha hiç bilmiyorum. Ama bugün aşırı yorgun hissediyorum kendimi. Bugün beni Mertel'i ekstra yordu. Mertel'e duş aldırdım. Duş aldı, etti, giydirdim. İşte bilmiyorum yani. Bugün bayağı yoruldum, tipimden de anladığınız gibi. Bir de Mert Ali bu zamana kadar koltuk tepelerine çıkmıyordu. Artık koltuk tepelerine çıkıyor ve ben hala alışamadım Mert Ali'nin koltuk tepelerine çıkmasına. Düşecek diye aman oğlum ama şöyle yapmamam lazım ama maalesef yapıyorum. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak. Pişsin eriştelerimiz, güzelce suyunu çeksin. Ben erişteyi yaparken içme suyu kullanıyorum. Ve suyunu da süzmeden çeksin diye pişiriyorum. Yani kimisi yapar, sonra suyunu süzer ama ben önce tereyağında biraz kavuruyorum. Ondan sonra suyunu ekliyorum, tuzunu ekliyorum. Suyunu kendisi otomatik çeksin diye bekliyorum. O zaman daha yumuşak oluyor. Böyle. Neyse canlar, bugünlük bu kadar olsun. Gelen kargomda bunlar. Trendyol'dan o beyaz şeyin bir çubuk rengini daha söyledim. Gelince onları da gösteririm. O zaman bugün böyle. Yarın ne yaparız bilmiyorum. Belki yarın bir dışarı çıkarız. Sonra görüşürüz. Selam. Şimdi duşa gireceğim ama size öncelikle şöyle bir şey göstereceğim. Ben saçımı kurutmadan yattığım zaman benim saçım böyle oluyor. Şu hale bakar mısınız ya? Böyle değişik bir şey oluyorum yani, anlamadığım şekilde saçlarım aşırı dolanıyor. Şimdi duşa gireceğim. Duşa girmeden de Allah'ım toplanmıyor bile yani, her yerden bir şey fışkırıyor. Çok gıcık bir şey. Şu hale bakar mısınız ki, bu kadar hayatta kısa değil saçım. O kadar ince telli ve hemen dolanıyor. Bunun için de malum. Şimdi duşa girince bir maske yapacağım. Şunu. Ya sen ne alakasın ya. Neyse. Şimdi şu şekilde saçımı şöyle size göre toplayayım. Aslında toplamam da. Şimdi duşa gireceğim diye şöyle topladım. Şimdi kargolarım var. Hemen açıyorum. Evet. Bir tane. Şu şekilde. İnşallah olur. Bu arada patırtıdan aldığım takımı iade ettim. Sinan'a şöyle haki yeşili bir tamam anneciğim al onu. Haki yeşili şöyle bir şey aldım. Ney bunun adı? Polo yaka. Sinan polo yaka giyiyor. Sıfır yaka giymiyor benim şu giydiğim gibi. Aşkım bunu bir giyebilir misin? Bir saniye. Beden olacak mı emin değilim. Ne aldın? Medium aldın değil mi? Hayır. Medium oldu. X-Large. X-Large'dı galiba. Dur bakayım. Evet X-Large. X-Large aldım. İnşallah olur. İnşallah. Olur olur. Şöyle gel. Evet. Güzel oldu. Bunun başka renklerini de alabiliriz. Bunu denemek için almıştım. X-Large oluyor. Sinan'a Trendyol menden aldım. Çıkar aşkım, onu yıkamaya atacağım. Evet. Geçen videoda da bahsetmiş olduğum beyaz tişörtler, beyaz tişört vardı ya. Onun
şöyle lacivertini aldım. Böyle açık renk pantolonlarla giymek için bildiğimiz tişört. Bir de olmazsa olmaz parçalarımızdan bir tanesi. Zaten 3 rengi vardı. Beyaz, lacivert ve siyah. Şu şekilde de siyah aldım. Sinan Ohaki yeşilini, siyahını ve tüm renklerini, onun beğendiği renkleri alacağım. Ve son olarak oğlumu almışken ve indirime girdiğini görmüşken kendime de almadan duramadım. Şu şekilde bir kot ceket. Böyle hayatınıza girsek ne yaparsınız? Oğlum üf üf yap. Helal. Üf üf yap. Üf. Şimdi ben de korktum. Korktum. Bu şekilde Mertel'in de bu renkte bir kot ceketi var. Ben de kendime kot ceket aldım. Hatta bunu ben 44 aldım. Çünkü çok büyük dediler yorumlarda. Şimdi deneyeceğim. Gerçekten büyük mü? Bakacağım. Bir dakika. ...44 bile büyük. İnanabiliyor musunuz? Baksana aşkım. Tamam. 44'ü yani bile kocaman ama benim için ideal. Şöyle göstereceğim. Şu şekilde. Benim için 44'ü okeydir. Ama daha da küçüğünü alabilirmişim. Şöyle bakabilirsiniz. Yani büyüklüğüne şöyle. Düğmeler burada ama şu şekilde. Büyük ama bence ideal şey düşünüyorum. Yani çok kalın olmaması. Konuşamadım Mert'e. Çok böyle dar da olsun istemezdim. 42'sini de alabilirmişim ama dar olurdu bir tık. Ve şu şekilde bir kendime de kot ceket almış bulunmaktayım. Üf üf yap oğlum. Üf üf. Senin de var aynısından değil mi anneciğim? Düğmesine mi bakıyorsun? Çok beğendim kot ceketin rengini falan. Çok hoşuma gitti. Güzel de rahat, içinde rahat hareket edebiliyorum. Esneklik payı birazcık var. Biraz esneklik var. İyi ki 44'ünü almışım. 46'sını alsaymışım büyük olurmuş. 42'si de olurmuş. Ama değiştirmeyeceğim. Değiştirmeyeyim değil mi aşkım? Yok yok. Yani şey, eğer şu anda oluyorsa ki biraz önceki gördüğüm oluyor. Hı hı. Bence o kalması en iyisi. Bence de. Yani içine tişörtle falan giydiğinizde hoş duracaktır. Tamam, bunlar okeydir. O zaman etiketlerini koparabiliriz. Yıkamaya gidebilir. Mert Ali'nin trenç kotunun 1 yaşını aldım. Ama daha gelmedi. Yarın gelir büyük ihtimal. Şunları da çok beğenerek aldım. Gerçekten lacivertini. Çok sevdim ya şunu. Aşırı beğendim. Bunu da yine her zamanki gibi 4X'ler çaldım. Bu kumaşlar birazdan alıyor. Siyahını hatırlayacakmış. Bir de siyahını aldım. Şimdi yazın Cide'ye gittiğimizde giyecek bir şeyimiz yok Sinan'la. Sinan'la kendime çalışıyorum şu an. Yani artık yeter Mert Ali'ye çalıştım. Şöyle. Aşkım bu arada bilgisayarını haşat etti. O yüzden oraya kaldırdım. Göstereyim size de nasıl haşat etti. Getirir misin? Bir dakika. Anneciğim. Şu an her şeyi buradan alıp aşağı atıyor. Sinan'ın bilgisayarını, haşatını çıkardı. Umarım yapılır. Yapılır. Parçaları da şurada. Şöyle de ufak tefek parçaları var. Şöyle koyayım. Şimdi niye eline verdiniz diyeceksiniz. Bazen benim işim olduğu zaman mesela atıyorum yemek yapacağım. Çünkü Mert Ali asla yalnız kalabilen bir çocuk değil. Mutfakta da mama sandalyesine falan oturtturduğumda yanımızda durmuyor. Anneciğim hayır. Hayır bebeğim.
Yanımızda durmuyor. Yani durmak istemiyor. Ama yanında da insan istiyor. Öyle bir çocuk. Ve bu yüzden de bazen Sinan geliyor çalıştığı zamanlar. Bilgisayarını buraya getiriyor ve Sinan'ı rahat bırakmıyor. Bu bilgisayarda biraz böyle gidiyordu, geliyordu. Gidiyordu, geliyordu. Sinan da hani kendini rahat bıraksın, rahat çalışabileyim diye bilgisayarı eline vermişti. 10 günün sonunda evet parçalamayı başardı. Evet. Zaten onun için uğraşıyordu. 10 gündür onun için uğraşıyordu. Kapağını açıyordu, iki ayağıyla basıyordu falan. Zaten gitmişti. Neyse, sıkıntı değil. Can sağlığı olsun. Ondan önemli değil hiçbir şey. Bir yerine bir şey olmasın yeter ki. Evet, şimdi ben artık şu saçımı nasıl açacağım duşta onu bir düşüneyim. Ve direkt duşa gidiyorum. O zaman ilerleyen dakikalarda sizinle bir ilaçlama yapacağız evi. Onu da anlatacağım ama önce bir duşa gideyim. Ondan sonra ilaçlama yaparken burada beraber görüşürüz. Evet, saatlerimiz 11.30. Şimdi ben bütün tezgahı, mutfağın hepsini temizleyeceğim ve ilaçlayacağım. Şimdi size göstereceğim. Buraya Mertel'in ne onlar? Gongları, krakerleri düşmüş. O hipim ipin alıyorum ya. Şimdi onun üstünde bir tane böcek var. O böceği size göstereceğim. Eminim ki hepinizin evinde vardır. O gongları da bilerek almadım. Bunlar yeni düşmüş olanlar. En son almışım. Bu gümüş böceği bu arada. Ve çok hızlı hareket ediyor. Ve Sinan şimdi bunları alacak. Çıkartayım mı? Çıkar çıkar. Daha ilaçlamıyoruz çünkü. İlaçlayınca koyarız. Şimdi onu oradan alacak. Ay, ben elleyemiyorum. Hemen tüylerim diken diken oluyor. Sonra önce buraları temizleyeceğim. Sonra köşelere ilaç sıkacağız. Çok hızlı hareket ediyorlar. Böyle bir garip bir hızlılıktalar. Ve tezgahın üstüne geziyorlar. Çocuğun eşyaları var. Buna bir çözüm bulmak gerekiyordu. Biz de Sinan'la deneyerek, yani bir tane ilaç bulduk. Denedik, gördüğümüz yerde sıktık üstüne. Saniyesinde öldü. Banyodan geliyordu çoğunlukla. Küçük tuvaletten daha doğrusu. Menfez var. Menfezin teli olmasına rağmen aradan giriyor değil mi aşkım? Ondan sonra oraya sıktık. Neredeyse bir 10 gündür yok ama yenilemek gerekiyor. Şimdi onu yenileyeceğiz. İlacı size birazdan gösteririm. Ama önce ben şu tezgahı bir boşaltıp bir güzel temizleyip ondan sonra ilaçlama işlemini yapacağız. O zaman şimdi ben bunu temizleyeyim. Ondan sonra ilaçlama işlemi yaparken burada görüşelim. Böceğin nasıl bir şey olduğunu gösterdim. Gümüş böceği. Herkesin evinde ve eski evlerde büyük ihtimal vardır. Bunun eskisi yenisi yok ama değil mi aşkım ya? Eskilerde daha çok. Evet, eskilerde daha çok. Neyse, çok uzatmayayım. Evinde gümüş böceği olan ve bu durumdan muzdarip olan insanlar için ilacı da göstereceğim. Biz faydasını gördük ama ilaçlamadığımız noktalar vardı. Oraları da patron yüzünden ilaçlayamamıştık, ona zarar vermesin diye. Ama üstündeki yazan kağıdı okuduğumuzda kokusuz olduğunu ve zararsız olduğunu duyduk, yani okuduk. Şimdi burayı temizledikten sonra, sıktıktan sonra yarın bu saatlerde gene bir temizleme işlemi yapacağım. Öyle bir şekilde temizleme yapabiliyorsunuz çünkü gece vakti gezdikleri zaman yuvalarına götürdüklerinde oradaki tüm gümüş böceklerini öldürüyormuş, özelliği bu. Küçük banyoda uzun zamandır görmüyorum. O zaman hadi başlayalım bir temizlik işlemi, ondan sonra ilaçlamaya. Evet, ilaçlamacı ustacı bey. Nasılsınız efendim? İyiyim, okuluyum. Babayım. Babayım. Mesleğiniz nedir? Yaşlıyım. Mesleğiniz nedir? Babayım. Şimdi ilacımız bu. Bayer markasının birçok haşereye hazırlanmış sıvı şekilde. Kimisi toz olarak da satılıyor ama bu hazır sıvı. 1 kiloluk. Kullanmadan önce çalkalıyoruz. Böyle değil mi? Evet. Enişteniz gene kudurdu. Neyse. Anladın değil mi? Ben yemek yemeye gidiyorum. Hayır, yemek yemeye gidiyorum. Pardon, ben arabada bir şey unutmuşum. Bir şey unuttum. Ben onlar dedim. Geliyorum. Kimmiş onu ya? Geçen Alaçatı'dan geldi. O Alaçatı'dan geldi. Alaçatı'dan. Muska bu Alaçatı'dan geldi. Neyse, izleyenler anlamıştır. Peki onu biliyor musun? Neyi?
O hani Alaçatı oradaki esi... yok bilmiyorum. O aslında şey değil. Bir buz kabuğunun içinde diyor. Şey Uğur Dündar'ın bir programında bir böcek görüyorlar. Hı. Diyor ki o diyor bir muz kabuğunun içinde diyor Mısır'dan geldi diyor. Adamın bir açıklama yapıyor. Şimdi bu şekilde şimdi Sinan bunu netler misin ya? Bütün haşerelerde, hamam böceklerinde galiba başka ne kara sinek, sivrisinek, karınca ve birçok haşerede kullanabiliyoruz. Şu an buraya bilindikleri koymuşlar. Arkada yazıyor işte gümüş böceği, zatlar, zurtlar. Şimdi Sinan bunlara köşelere özellikle şuralara. Boş alanlara ve pervazlara ne denir? Pervaz değil bunlar ne? Süpürgelik. Süpürgeliklere. İçine doğru sık aşkım. Aşkım. Biraz yakından. İşte 45 dakika şey 45 santim uzaklıktan sık. Tamam ama içine sık. Yani içine sıkacaksın ya. Ya saçmalama. Peki ben de şey yaparım. İçindeki kötülük görürüm. Ha kötü müsün sen? İçindeki kötülükler. İçindeki kötülükler kötülük olduğunu. Tamam içinde kötülükler var. Tamam içinde kötülük var işte senin. İçindeki kötülükler. Tamam içindeki. Neyse hadi dediğim ya. Tamam sıkmıştı oraya. Dediğimi yapar mı? Ya, vallahi Sinan'la bir şey yapmak sorun ya. Şimdi düşünsene oradan vıyır vıyır çıkıyorlarmış. Ay. Evet. Böyle şu arkaya kadar. Sıktım oraya. Ben görmedim yani. Görseydim onu alır camdan aşağı sallardık da. Örümceğe yaptığım gibi 11. kattan aşağı. Öldürmek lazım 11. kattan aşağı atarım daha iyi. O kendi ağıyla spiderman. Ya bizi ısırırsa dişleriyle? Oo en sevdiğim olur. Buradan aşağıya hiç berber şey yok. Bağırma ya, çocuk uyuyor. Asansör falan da uğraşmaya gerek yok. Buradan bir atlıyorsun. Aşağı. Evet. Bu da, bunda da var. Şimdi... 7000 hakkı var bunda. Şimdi şöyle anlatayım. Ben evi süpürmedim bugün. Çünkü niye? Arkasında da kullanma talimatında yazıyor. Temizlik yapmadan önce sıkıyorsunuz. Yarın tekrar böyle süpürüp siliyorsunuz. Belirli bir saate kadar. Bir dünya da çöp çıkardım çekmecelerimden. Şimdi Sinan sıkmaya devam ki. Ben biliyorsun. Şunun arkasına falan da sıkacağım. Sıkmaya devam ediyor diyorsun ya. Hı-hı. Sıkmak yalan ya. Gene bu sıkıyor falan diyorlar ya yalan söylediği zaman. Sıkmaya başlıyorum. Ben küçükken... Ya of. Ben şimdi buraya nasıl sıkayım aşkım? Ya bunu ancak böyle sıkabilirim. Tamam. Ben ilaçlamacımı çağırsaydım ki. Süpürgelikleri komple. Dolap altlarına tekrar sıkalım. Patron sakın yalama tamam mı çocuğum? Seni içeri mi hapsetsek? Balkona. Balkona mı hapsedelim? Kudurur orada. Kudurma ayak banilvi. Orayı kapat. Mantıklı. Oraya sıktık çünkü. Şimdi bunu ayağımla sürüye sürüye buraya getirdim. Neymiş nargile? Bak. Bu dolabın yanlarına sıkacağız mı? Dolabı çekip. Kudurma yapma Nelly. Yanlış bir şey olacak ama. Çorapların oraya bastın gördüm. Nereye? İlaçlara. O sakın o çorabını değiştirmeden çocuğa dokunmuyorsun. Zaten ben çocuğa böyle dokunuyorum. Çocuğa dokunmuyorum. Yatağa girmiyorsun falan desen... Yani ne? Yatağa girmiyorsun işte. Yavaş çek buzdolabıma. Yeni buzdolabı alırsın bak. Şimdi üstün de kirlenmiş. Aa bu dün akşam Mertel'in kustuğu değil mi? Oğlumun kusumu o. İnsan bir değiştirir üstünde ya. Üstünde taşıyorum ben ya onu. Sen ne pasaklı bir herifsin ya. İşte bugün şey yapacağım. Duşa mı girecek? Evet. İyi. Dün kustu bugün duşa girecek. Bak özellikle şu araya sıkar mısın? Sıktım. Sakin ol iyiydim. Seni bir daha görmek isterim. Tamamdır. Nefes almıyorum. Alma zaten. Kokusuz diyor ama az da olsa bir kokusu var sıkarken sanki. Ayrıca yani ne kadar kokusuz olsa da havaya
Ateş edik. Ateş ediyorum. Şu alta bir daha sık aşkım tahtaları çıkarıp. Bu arada ben çok güzel bir alet aldım. Eminim ki onun benden deli gibi linkini isteyeceksiniz. Şimdi patronu niye kapattınız diye linç yemeyeyim. Onu... Bu da benim. Güzel gözlüm benim. Boncuk gözlüm. Onun iyiliği için kapattık. Öyle söyleyeyim. Kısa sağlığı için. Sağlığı ve iyiliği için. Ya çünkü yalayabilir, Allah korusun. Her an her şey olabilir. Bizimki meraklı meraklı. Çünkü aşırı meraklı. Şimdi banyoya tekrar sıkacağım. Ha, kapıyı çık, kapı dışı. Giderlere de dökeceğiz ama nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bizim kapımızın buralarından da geliyor. Apartman dışına. Evet. Sinan'ın da her yeri tüy anasını satayım. Senin de patronla yat, senin de. Baksanıza patronla yatmaktan. Şu araya sıkalım. Şu araya aşkım. Aşağıdan sıksaydın iyiydi. Yok, oradan sıktım ki ayağı arkaya doğru gitsin. Tamam. Çok zekisin kocam. Tuvalet kısımlarını geçiyorum. Tuvaletinizde menfezlere kadar sıkabilirsiniz. Etkili oluyor çünkü. Var mı? Hadi gidere sıktı. Tuvaletin arkasına. Oradan gelecek bir yer yok ki. Oraya saklan. Bu erkekler niye böyle? Yumurtlayıp çünkü bir gecede 40 tane donduruyor. Sen sanıyor musun 9 ayağını? Allah'ım ya. Sandra. Şimdi buradan başlıyoruz. Sandra Feyz olur. Bu saatten sonra önemli olan yerde ölü olanı bulmak, bulunca da süpürüp atmak. Ben genelde ölü de bulsam hemen alıyorum, tuvaletin içine atıyorum. Evet, şu kapını şuraya sık. Bir de şu, bak şu ara var. Sıktın mı? Evet. Tamamdır. Hol işimiz bitti. Yatak odası var. Bugün değil. Bugün zaten çocuk uyuyor aşkım. Sanki oradan bakınca duygusuz, düşüncesiz, gerizekalı bir anne gibi mi duruyorum? Yatak odası var. Orayı da... Tamam mı şu anda? Şu anda tamam. Tekrar bir alayım. Almayayım. Şu şekilde. İsteyene Trendyol'dan linkini atarım. Ben Trendyol'dan aldım. 80 lira gibi bir ücreti var. Şu an iyileştirme işimiz bitti. Ama ben biraz gene ne olur ne olmaz diye cam açacağım. Ama açmamamız gerekiyordu değil mi aşkım? Evet, cam açmamamız gerekiyormuş. O zaman balkona çıkacağım. Ya bir de balkon kaldı. Balkonu da ilaçladıktan sonra... tamamen her işim bitiyor. Hiçbir şeyim kalmıyor. İşte salonu. Aman holü. Aman üf be. Gece gece konuşması da hiç sevmiyor. Ya komşu da rahatsız olmasa bari. Yatak odası var. Mertel'in odasında hiç görmediğim için oraya hiç sıkmayacağım. Çünkü çocuğun eşyaları, oyuncakları var. Oraya hiç girmiyorum. Sinan'ın odasında da hiç görmedim. Ama Sinan'ın odasındaki balkona sıkabiliriz. Böyle. İlaçlama işimiz de bu kadardı.
90 gün koruma süresi var. 90 günde birçok kez ölü görebilirsiniz. Ölü haşarı. Ondan sonra alıp atıyorsunuz. 90 günün sonunda tekrar bir yenileme işlemi yapıyorsunuz. Menfezlerinize sıkın. Benim diğer banyoma da sıkılacak ama şimdi değil. Çünkü Sinan duş alacak. Olmaz. Lavabonun içine sıktın mıydı? Küçük tuvaletteki. Şu üstündekini al aşağı. Neyse oraya da gece yatarken sıkarız. Bu şekilde. Şu an burada bir hava alalım. Patronu çıkarmayalım oralar kuruyana kadar. Mertel uyandı. Ben gidiyorum. Geldim. Kusura bakmayın. Mertel uyandı. Daha sonra memesini bulamamış. Biraz kokusu var. İçeri giderken fark ettim. Ama rahatsız edecek gibi bir geniz yakacak kadar bir kokusu yok. Ama astım hastalarının o gece evde kalmamasını ya da oldukları odaya sıkmamasını ya da sıkacakları yerde bulunmamalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi 90 günün sonunda tekrar bir yenileyebilirsiniz. Yarın da temizlik yapabilirsiniz. Ben şimdi bugün sıktım. Patronu da kucağımıza alıp Sinan'ın odasına götüreceğiz. Ve orada duracak. Ve yarın da ben evi süpürüp sileceğim. Ondan sonra tekrar 90 günün sonunda yenileceğiz. Dediğim gibi ölü haşereler görebilirsiniz. Normaldir. Çünkü oldukları bölgeden çıkıyorlar ve oldukları yerde ölüyorlar. Ama dışarıda gezenlerde sıktığımız bölgelerdeki ilacı alıp yuvalarına götürüyorlar. Oradaki yavrularından tutun. Hepsi ölüyor. Şimdi ben şöyle bir oturacağım. Sen ne acımasız, ne mutlar bir büyük insan oldun ya. Ne yaptın? Yavrularına falan yediriyor. İşte ölüyorlar falan. Yavruları niye öldü? Tüs. Şimdi siz niye acımasızsınız peki? Niye? Niye yumurta yiyorsunuz? Of. Tavuğun yavrusunu yemiyor musunuz? Ama o şeysiz yumurta. Tamam, onların da yumurtaları. Yavrusu derken hayır, yumurtalarından bahsediyorum. Bu arada hani niye yumurta yiyorsunuz dedin ya. Hı. O yumurta... Hı. Tavuğun, horozun döllenmesiyle... Döllenmemiş yumurta. Tamam, olabilir. Onlar da daha oluşmamış yavru. Ama yavru. Ama boş çıkabilir. Hayır. Sonuç olarak tavuğu yiyorsunuz, tavuğun yumurtasını yiyorsunuz. Yemeğin onun da yavrusunu yiyorsunuz. Çok mantıklı bakın. Neyse, ben şimdi biraz oturacağım, bir kahve içeceğim. Sonra görüşürüz. Dediğim gibi isteyen olursa, evinde böyle bir problemi olan olarsa gümüş böceklerinden rahatsız ve tüm haşerelerden, hamam böceği de dahil buna. Bu karınca da. Karınca. Ama karıncaları öldürmek günah ya. Ya, bereket. Sadece karınca. Ya karıncalara doğal yöntem kullanabilirsin kaçırmak için. Karanfil gibi. Ya, o tarz şeyler yani kullanabilirsin. Çok fazla aşırı varsa ve mecbursa. İşte kaçırmak için bunları sonra kullanabilirsin diyorum. Defne yaprağı işte. Bu tarz şeyler kullanabilirsin. Ama böyle pislik kanalizasyondan gelen şeyleri. Gümüş böceği çünkü rutubet böceğinin bir değişik versiyonu. Aslında bana kalırsa petek aralarına da sıkmak gerekiyor ama şu an petekler yanıyor. Bunu yazın yapmak gerekiyor. Çünkü sıcakla o buharlaşacak ve eve çok kötü koku yayacak. Yazın yapabiliriz aslında. Yazın özellikle bu böcekler yazın çıkıyor. Kışın bu kadar yoktu. Kışın olmaz çünkü kışın rutubet yok. Evet. Yazın oluyor. Şimdi memlekete gideceğiz ama memlekete giderken bütün delikleri tıkayacağım. Şey içine böyle. Az kalsın hareket çekiyordum. Böyle benim söyleyeceğim bu kadar. Senin bu konu hakkında söyleyebileceğin bir şey var mı? Var. Ne? Bu böcek Mısır'dan bir muz kabuğunun içinde gelmiş. Araştırmanızı öneririm yani. Böyle yani. Selam çiçeklerim. Ben ilaçlamadan sonra evimi sildim, süpürdüm, temizledim. Allah. Nereye getiriyorsun? Odaya. Tamam, bırak bana. Yok oğlum, getiririm. Kapıyı bana. Aç kapıyı. Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim, taşıdım hepsini taşıdım. Evet. Neredeyiz? Mert'in odasındayız.
Ay. Ay canlarım, ciğerlerim. Nereye koysam kız, sizi bilemedim. Gel. Şşt. Meraklı ya, anasıydı. Gel gel, bak ne var burada. Bak, Mert'e bak. Günaydın. Kargom geldi. Aslında benim değil, Mert'in kargosu geldi de. Şöyle babana anam açtı. Aa, ben silip istemedim. Yanlış gelmiş. Of. Islak mendil almıştım. Ve yanlış gelmiş. Telefonumu getirebilir misin? Ne yapacağız? Kutusundan anlamam gerekiyordu zaten. Hayır, ben de şey yaptım ama belki dedim hani silikli kutusuna koymuşlardır. Yanlış gelmiş. Baby Turko'ya geçmiştik biz. Bu silipi Mert'i mahvediyor. Yanlış gelmiş anneciğim. Evet. Yanlış. Nein. Hayır. 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 Arı. Of, Allah'ım ya Rabbim, çıldırdı şu an. Arı. Üf yap. Şarjım da bitiyor kameranın. Ben şunu bir halledeyim. Sonra görüşürüz. Ay, Mert'e ulaşmasın diye neler yaptım. Neyse, kargolarım geldi o sırada. Önce şunu açayım da Mert'in ilgisini kameradan dağıtayım. Bizde bundan vardı fakat annemde kaldı. Ben de hani burada sahile mahile ineriz diye tekrar yenisini sipariş ettim. Aa, açamadım. Elim acıdı. Bu arada ıslak mendiller yanlış geldi demiştim. Değişim talep ettim. İnşallah olur. Bütün gücümü kullandım şu an. Fark ettiniz mi? Abi nasıl şarjım yok ya. Of. Bu benim üşengeçlik seviyem. İki tane de pil alsam yine de üşengecim yani. Olabildiğince hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Ama ışığı açar mısın aşkım? Şarjımı taktım, öbür pilim var. Pilimde şarj varmış. Ay, çok sevindim. Bakın şimdi Mert'e ne aldım. Ay, çok güzel. Şimdi oturacağız seni. Yok, bir şey değil. Şurayı düzeltmek için elimi koydum. Dur, oturacağız. Oturacağız. Bak anneciğim. Al istersen yanına. Otur. Ay, bakar mısın bana? Bana bakar mısın? Pardon, bakar mısınız? Pardon, bakar mısın? Bak. Ama öyle yaparsan düşersin. Evet, Mert Ali'ye sandalyesi oldu. Çak. Aferin sana. Yiyeceğim seni. Zeki çocuğum. Çak oğlum. İyi şey. Farklı renk. Sanki. Değil mi? Dolapta baktım onu. Farklı renk de bana mı öyle geldi? Evet. Bir tık koyusu. Yok. Farklı renk. Bir tık. Ama güzel. Bir yaş galiba bu. Bakayım. Söylediğimden evet, bir yaş.
söylediğimden farklı renk gelmiş ama bu da tatlı. O da tatlı. Ve ya, farklı renk olması iyi oldu bir de. Bir ton koyu. Gel anneciğim bir deneyelim. Normalde denemek istemiyorum ama beden olarak olacak mı? Gel. Babası tutsun. O sırada biz şunu açalım. Bu çok alakasız. Bunu sebebini gelince açıklayacağım. O ne? Aa 4 tane gelmiş. Kız ben 3 tane söyledim. Bugün çok garip şeyler oluyor. O ne? Gelince anlatırım. Bir yer parçası. Sadece bu parçası gelmiş. 4 tane olmasına çok sevindim. Ama şu tam merkezinin şeyinde. Kopişinde. Tamam gel giyelim. Gel. Bir şey giymeyi de çok seviyorum. Bayılır. Gel anneciğim. Dur burada. Burada bak. Sen niye sallıyorsun? Çıkmadı. Kolu çıkmadı çocuğumun. Niye sallayacak? Ya biriyle de ikisinin arasında çok bir fark yokmuş ya. Yani demek ki... Olsun. Fazla mal göz çıkarmaz. Bu da farklı renkli bir trençkotu. Bakın. Tabii şu an içindekiyle falan olmadı da. Şey, emekli yarbay gibi oldu. Çıkart üstündekini. Çıkartalım oğlum. Yıkanacak anneciğim bu. Dur çıkartalım. Bunu da gelince anlatacağım. Ay yamuk duruyorsunuz. Kız niye söylemiyorsun? Aa! Ama Mert Ali. Ne yaptın sen? Ben galiba bundan 3 tane söyledim. Buna da bakacağım. Dörtlü söylemişim kız. Acım bu ne biliyor musun? Hı. Ben şimdi göstereyim. Bunu bana Cansu attı. Böyle şey yatak yatağın altı çok dar ya. Altındaki kolları alabilmek için. Ve şey... kurutma makinesinin altı işte ne bileyim bulaşık makinesinin altına. Şöyle bir ürün aldım. Netlerse göstereceğim inşallah. Şu bayağı da esnek. Şöyle bakın. Böyle yatak altına, benim gibi yatak altları dar olanlar için şöyle bir ürün. Bunu farklı satıcı satıyordu yedek bezlerini. Yedek bezleri 4 tanesi 54 liraydı. Çok iyiydi ve mikrofiber ıslatarak kullanırsanız yatak altlarındaki tozları çabucak alırsınız. Böyle bunlardan aldım ama bu sofaları gelmedi. Böyle. Gel bak gel. Gel ne oldu? Bir anneyi öper misin? Öper misin? Aşkım. Bir tanecik daha öper misin? Bir tane öper misin? Ben itiraz ediyorum. Ham diye öp anneyi ham diye. Ben bu duruma itiraz ediyorum. Ay ayağına battı Legolar. Ay. Ben bu duruma itiraz ediyorum. Niye? Ne diyor baba? Beni öper misin oğlum? Babayı da öp. Öpmez. Anasını öpecek. Ben de doğurdum onu çünkü. Ben. 9 ay karnımda ben tanıdım. Ama o bana benziyordu. Sana benzemiş olması bir şey değiştirmiyor ama en çok beni öper en çok. Ben de doğurdum. Uyandığı çünkü. Zaman beni istiyor. İsteyebilir. Sen de uyandın zaman ananı istiyorsun. Ne yapalım şimdi? Yok ben ananı istiyorum. Annem. Aşkım. Evet, Vinoş arkadaşımızın, kardeşimizin, kuzenimizin aldığı Legolarla oynuyoruz şu anda. Babası falan. Böyle bir şeyler yapmışlar buraya da ne yaptılar bilmiyorum. Kat çıktık. Kaçak kat. Kaçak kat. Aşkım. Ballı böreğim. Ev yapalım hadi. Ben vazgeçtim ev yapalım. Siz ev yapın ben de göreyim. Siz ev yapın ben de göreceğim. Anneciğim ayaklarına batacak Legolar. Batıyor zaten. Kızdırmayın oğlum. Tamam. Mert Ali zürafan devrilmiş oğlum. Zürafa devrilmiş. O zürafa hep düşük. Çok seviyor o zürafayı.
Yarın halı almaya mı gidiyoruz kocam? Galiba sanırsam belki evet. Oley. Sen yarın halı. Anneler günü hediyesi. Ne oldu aşkım? Hep ayaklarına baktıkça çığlık atacak. Çorap giydireyim mi? İster misin ayağına? Onları da çıkarıyor. Anneler günü hediyesi de ne olacak hiç bilmiyorum. Ev, şey, halı. Halı mı? Evet. Hayır. O evin ihtiyacı. Yo. Hayır. Kaçamaz. Dördüncü kez eve halı alıyoruz. Yalan söyleme. Üçüncü kez alıyoruz. Biraz yuvarlar sanatı yaptı. Yani ağzının içine yılan. Yılan yalnız. Ya yılan yuva yapmış. Asla yalan yapmaz. Yalan yapamaz. Ya. Sen bugün hiçbir şey yemedin ama. Bugün hiçbir şey yemedim. Birazdan acıkır. İnşallah. Acıkırsa da yesin yani. Sana şanadık. Şanadık. Filler gibi ayaklarını yere vur. Lop lop lop. Dur dur bulamazsın. Köpeğimi seviyorum. Ventil'e bak bak. Merhaba dostum. Canım arkadaşım. Selam arkadaşım. Merhaba arkadaşım. Canım arkadaşım. Selam canlar. Şimdi Sinan da Mert Ali de biraz dinleniyorlar, uyuyorlar yani. Ben de o sıra video çekeyim dedim. Bugün biz bir halı almaya gittik. Demiştim ya arkadaşımın eşinin dükkanına gideceğiz diye oraya gittik. Halılarımızı aldık ama halılarımız 3 gün sonra gelecek. Bursa'dan gelecekler. İçime Sinan beğendiğim gibi bir halı oldu. Hole sadece böyle halı gibi değil. Yeni çıkan bambu kaydırmazlardan aldım. Gelince gösteririm detaylı bir şekilde kısacası. Şimdi Mert Ali'ye bir dahaki kışa giymelik şöyle Zara Mango'dan mı aldım kız bunu ben mi? Evet, Mango'dan almış. Şöyle göstereyim. Mango'dan 2-3 yaş şu şekilde kapütene içi, dışı da şu şekilde. Bir mont aldım. Şapkasında şöyle bir detay var. Bayıldım. Bayıldım. Çok güzel. Yumuşacık. Normalde 700 liraydı. İndirimde 499'du. Benim de kuponum vardı. Onunla beraber şey aldım. 488 mi öyle bir şey aldım. Çok da yakıştı. Zaten benim oğlum her şey yakışıyor. Maşallah. Subhanallah. Kız koparamadım. Neyse. Böyle bir mont aldım. Bir dahaki kışa giymelik. Çok güzel. Bataryam bitiyor. Hemen bataryamı değişip geliyorum. Evet. Bataryamı değiştim ve hemen geldim. Şimdi bunu şarja takacağım. Dünkü bahsettiğim kargom bugün geldi. Mrs. Pratik toz alma aparatı diye geçiyor. Göstereceğim. Bu benim için dar alanlar. Yani nasıl dar alanlardan kastımız ince
normal mobun girmeyeceği alanlar. Evet, normal mobun girmeyeceği alanlar. Yatak altı, işte bulaşık makinesi altı. Şimdi bu böyle bir aparat ve böyle bükülüyor ve gayet de şöyle spatula gibi. Şöyle. Bunu sinek de öldürür. Şey, sinek öldürüyor mu diye. Şöyle yanında bir tane şeyi var. Bezi. Bir tane bezi var. İnşallah benim aldıklarım buna olur. Ama bence olur gibime geliyor. Şimdi sizinle gerçekten işe yarayıp yaramadığını denemek istiyorum. Ben sürekli bulaşık makinemi mesela çekemiyorum. Ya da buzdolabımı önüne çekebiliyorum ama altında kalan tozlar olabiliyor. Şimdi onu deneyeceğim. Ha, diyeceksiniz ki bu şey, bunun aparatı bu kadar mı? Yok, hayır, değil. Şöyle 3 tane de başlığı çıkıyor içinden. Sapı yani. Evet, sapı biraz dandik ama yapacak bir şey yok. Yani belli zaten dandik oldu. Ters mi taktın? Yok. Biraz bastırmak gerekiyormuş galiba. Kız, ben bunu hep yanlış mı taktım? Annem, yavaş. Bakayım mı? Bir bakar mısın? Çocuğun yüzüne gelmesin, dikkat et. Çevirmeliymiş. İnsanın benim gibi yandı. Oraya mı takılıyor? Ters takmışım. Neyse, gene aynı cümleyi kullanacağım. İnsanın benimki gibi kocası olmadı. Tamam. Çok uygun fiyatlı bu arada. Çok pahalı değil, 80 lira. Şeye kürek. Küreğe benziyor. Kano küreği gibi. Ama o kürek öyle kullanılmaz. Hayır. Hayır. Nasıl kullanılır? Aşkım, yapma, kurban oldum. Neyse, biz bunu işlevine göre kullanalım. Küreğe göre kullanmayalım. Hadi bir gidelim mutfağa. Bakayım gerçekten işe yarıyor mu? Ama bunun için önce bezini ıslatacağım. İster ıslak ister kuru kullanabilirsiniz. Aa, buraya girmiyor. Bu şaka gibi. Ben de bunu yatak odasında denerim. Yo, şeyin... Ha, buzdolabını deneyelim. Benim şey dar. Mesela buzdolabıma şu şekilde. Ama ben geçen temizlemiştim aşkım. Ya yok, sadece örnek verdim. Biz ondan merdivenin şeylerini alırız daha çok. Neyini? Oyuncaklarını. Saçmalama be. Buzdolabının altı temizmiş. En iyisi yatak odası. Ya mantığı az buçuk anladınız. Ama gene dar alanlarda olmuyor maalesef. Ama şimdi şöyle yatak altı. Benim mesela buraya süpürge girmiyor, robot süpürge girmiyor. Ama bakar mısınız? Evet evet evet, işte bu. Bakın. Gördünüz mü? Çok iyi. Islakken de böyle toparlıyor. Çok iyi. Şimdi şöyle tekrar olabildiğince itiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bir de daha geçen gün temizledim. Ya böyle girilmez alanlarda kuru da yaparsanız süpürgeyle sonra çekebilirsiniz. Ben şimdi hafif nemli şu an yere yattım. Ay, görmeniz lazım ama görmeyin, boş verin. Şöyle bayağı da gidiyor kız.
şey söyleyeceğim, bayağı alıyor. Deniz, diyeceksin ki yatağın altını hiç mi temizlemedin? Gerçekten benim alanım çok dar olduğu için yatağı ileri çekiyorum, geri çekiyorum, öne çekiyorum. Alabildiğim kadar süpürüyorum. Ama zaten eğer şey olursa bazamızı değişeceğiz. Yüksek ayaklı bir şey bakmak istiyoruz. Bot el değmişken. Aşkım. Bir bakar mısın? Bakar mısınız? Yani bütün pisliği alıyor. Dyson'ı getirebilecek misin? Yıkayıp yıkayıp kullanırım. Ben şu anda hani öyle size göstermek için yaptım. Ama gerçekten yatak altı benim gibi şöyle dar olanlar, makinesi girmeyenler, robot süpürgesi girmeyenler bu şekilde temizleyebilir. Bence mantıklı. Banyolarınıza da kullanabilirsiniz ama şey üzdü beni. Yatıyorum. Beni şey üzdü. Bulaşık makinesinin altına girmemesi üzdü bir nebze. Allah'ım böyle de video çekmem ya. Bildiğiniz 2.80 yerde yatıyorum şu an. Böyle temizlik yapıyorum. Neyse kalkayım. Ya yani bulaşık makinesinin altına girer diye düşündüm ama maalesef çek olmadı. Çekiyorum. Evet yani yavaş aşkım lütfen elektronik eşyama. Yani böyle ideal. Belki hani dolap üstleri, yetişemediğiniz dolap üstleri olur ya böyle. Gardolap üstleri. Hani sandalyeye çıkmak ya da hamileyseniz. Değil mi aşkım? Yani olabilir. Ama çoğunlukla mesela Sinan'ın odasındaki L koltuğun altına bunu yıkansın. Sinan'ın odasındaki L koltuğun altına girmek çok zor. O yüzden hani bununla girebiliriz diye düşündüm. Mantıklı da geldi işin açıkçası. Bunu da Cansu atmıştı. Kayınvalidesi Fevziye abla almış kendine. Onun da benimki gibi yatağının altı çok darmış. Ve çok rahat etmiş kısacası. Bana da Deniz seninki de çok alçak. Hani sen de al istersen dedi. Alayım dedim. Aldım. Bende de 4 tane yedek bezi de var. Onlarla beraber kullanırım. Sinan'ın özellikle yatağının altı, yani yatak derken odasındaki koltuğun altı beni çok böyle tedirgin ediyor. Orada neler çıkacak Allah bilir. Böyle ya. Bugün sizi halı almaya götürmedim. Zaten Mertel'i biraz huysuzdu. O yüzden götüremedim. Ama halılar gelince zaten evi beraber silip süpürdüğümüzde, yani ben temizlik yaptıktan sonra beraber sereceğiz halıları. Sonra da Allah nasip ederse koltuklarımızı değiştireceğiz artık. Çünkü çok çok aylar önce, bilmiyorum kim bilir, belki 15-16 belki de 20 video öncesinden koltuklarımı değişeceğimi söylemiştim. Köşe koltuk yaptırmak istiyorduk. Beğendiğim bir model de var. O modelde kesin kararlıyım. Onun gibi olsun, yani o olsun istiyorum. Biraz da artık açık renk tercih etmek istiyorum. Çünkü artık gerçekten koyu renkten sıkıldım. Ne halkla hizmet gittim. Koyu renk aldım. Hiç bilmiyorum. Patroncum hayır anneciğim. Hayır patron.
Patron hayır. Mert Ali'nin yatağına giriyor. Ya girebilir de. Unuturum sonradan süpürmeyi. Öyle yani. Neyse canımlar. Biraz gene yüksekte kaldınız. Kolum ağrıdı çünkü bugün aşırı yoruldum. Bu videoluk bu kadar olsun. Beni buraya kadar, bizi buraya kadar izlediğiniz için, ailemle yaşadıklarıma ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip ederseniz her şeyden ilk önce orada haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.